Bundan dolayı işte örneğin bölgemizde Mısır'da, Suriye'de, İran'da, Türkiye'de, Güneydoğu'da, Kıbrıs'ta, Yunanistan'da gelişen bir takım olaylar birbirini çok farklı etkileyebiliyor. Dünyada yaşanan herhangi bir gelişme dünyanın diğer ucundaki ülkeleri çok farklı şekillerde etkileyebiliyor. Dolayısıyla bunlardan mümkün olduğunca korunmak için en azından kendi ülkenizin şartlarına uygun bir şekilde ve ihtiyaçlarına uygun bir biçimde hareket edebilmenin formülünü yaratmanız gerekiyor. Evet. Yani bizim bu ülkenin insanının geleceğinde neleri istediğini, neleri görmek istediğini, neleri yaşamak istediğini, neyi üretmesi gerektiğini, Bunda eğitim çok önemli değil bunları mi hocam? tabii ki önemli. Bunları bizim oturup kendi o farklı yerlerden aldığımız bilgilere bilgi katarak, sentez geliştirerek, bunları formülize ederek bizim hayata geçirmemiz gerekiyor. Tabii ki buralarda toplumlar arası ilişkiler, insanlar arası ilişkiler bunlar çok önemli. Ve birçok şeyi değiştirebilecek parametrelerdir bunlar. Ama bunları öngörebilmek de önemlidir. Şimdi ben geçmişte yazdığım bir yazıda şunu söylemiştim. Ve bana hep sordular ne demek istiyorsunuz diye burada. Bilim dindir dedim. Tırnak içinde konuşuyorum bunu tabii. Neden? Çünkü din nasıl oluşmuştur? İşte o demin söylediğimiz gibi insanoğlunun açıklayamadığı, çözemediği noktalarda biliyorsunuz farklı dinler vardır. Yani işte Müslümanlık, Hristiyanlık, Budizm, Musevilik, şu bu birçok inanışlar, birçok dinler vardır bugün. Tek tanrılılar vardır, çok tanrılılar vardır ve ne zaman o açıklayamadığımız güç olduğu anda tanrı diyoruz ve güç o olmuş oluyor. Çünkü her şeyi kontrol edebilen, her şeyi yaratan, o Big Bang'la birlikte yaratan bir noktadır diyoruz. Peki o zaman bilime baktığımızda eğer siz bilime sahipseniz bilimle güç kazanıyorsunuz. Yani bugün bakın bir internet teknolojisine bakın, uzay teknolojisine bakın. Bu gücü elinde tutabilmek için toplumlar bilime sarılmışlardır. Bilimle bu gücü elde edebiliyorlar ve birçok şeyi açıklayabiliyorlar, birçok şeyi yeniden yaratabiliyorlar. Elinizde bir şey O olmadı zaman bu bir konuşamıyorsunuz. güçtür. Tırnak içinde söylüyorum işte. O Biliyorum zaman hocam. bilim bir dindir. Bir güçtür çünkü. Doğru. Ve büyük bir güçtür. O zaman bizim bilimsellikten uzak durmamamız gerekiyor. Üniversitelerimizi bu anlamda nitelik geliştirici ve bilimsel araştırmalara katkı koyabilecek noktalara taşımamız gerekiyor. Ha elbette ki belki mukayese ettiğimiz zaman bir Amerika ile, Çin ile, Japonya ile, Almanya ile belki teknolojik anlamda biz küçücük bir ülke olarak onlarla yarışamayabiliriz. Ama bizim kendi ihtiyaçlarımıza dönük olarak da bir takım olayları açıklama, toplumsal yaşantımızı daha iyiye götürme ve esas olan insansa, insan yaşamıysa, toplumun kendisinin yaşamıysa bunu daha ileriye taşıma noktası bana göre en önemli bilimsel buluştur.